Ray kanalından merhabalar arkadaşlar. Miracım biz nereye geldik bugün? Selaniye. Evet biz bugün Selaniye. Evet Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde bulunan Sabun Şelalesi'ne geldik. Biz yukarı çıkacağız kızım. Burası da harika bir şelale var. Mira. Tamam biz yüzeceğiz birazdan. Burada çok güzel bir şelale var. Sabun Şelalesi diye geçiyor. Gerçekten inanılmaz bir yer. Bugün de ben size tanıtmak istedim, çekmek istedim. Kanalımıza abone olsunlar mı? Kanalımıza abone olsunlar. Görüşürüz. Görüşmek üzere. Şimdi önce şelale ile ilgili biraz bilgi verelim. Sabun Şelalesi Düldül Dağı'nın eteklerinde bulunuyor. Yukarıdaki Karasu kaynak suyundan akıyor burası. 10 metrelik bir şelale göreceksiniz. Aslında iki tane şelale var. İki tane şelale var. Biri küçük, biri büyük. Aralarında da bir yaklaşık 200 metre mesafe var. Zaten birazdan onları da göreceksiniz. Buranın çevre rekreasyonunu da Doğaka Kalkınma Ajansı yapmış. Gerçekten çok güzel bir iş çıkarmışlar. Maalesef hafta sonları mahvediyorlar. Onu da söyleyeceğim. Onun sonları da onu anlatacağım ama Allah'tan da böyle düzenlemeler yapılmış, yapılmasa burası ne halde olurmuş gerçekten merak ediyorum. Dediğim gibi şimdi biz büyük şelaleye doğru gidiyoruz. Hem aşağıdan çekmeye çalışacağım hem de yukarıdan görüntüsünü çekmeye çalışacağım. Bu gerçekten listenize almanız gereken bir şelale burası. Evet, giriş kısmından yaklaşık bir 300 metre sonra böyle sarp bir merdivenden aşağı iniyorsunuz ve gerçekten inanılmaz bir görüntüsü karşılıyor. Bakın tepelerden bile sular akıyor buraya. Şurada büyük bir dev kazanı oluşmuş. Orada da var zaten. İnsanlar yüzebiliyorlar. Vadi boyunca devam ediyor. Burası yaklaşık 10 metre yüksekliğinde. Gerçekten harika bir yer. Harika bir su arkadaşlar. Mira çok güzel değil mi babacığım? Evet gördüğünüz gibi şu anda şelalenin olduğu kısma geldik. Evet şu anda arkamda şelale var. Buraya gelme sebebimiz Sabun Şelalesi. Gerçekten yani sanki şu an Bali'de falan gibi hissediyorum. Bali'deki şelalelere çok benziyor. Bir anda böyle bir sarp bir yoldan geçtikten sonra dev bir dev kazanı ve 10 metrelik bir şelale bizi karşıladı. Şurada mağaralar falan da var. Sağdan soldan ufak ufak şelaleler de akıyor buraya. Evet şimdi asıl Mira'mızı bakalım. Miracığım hadi yürü bakalım korkma. Tamam sen git annenin yanına ben gideceğim tamam mı? Evet Mira doğal olarak korktu çünkü Mira'nın biraz sese karşı korkusu var.
yandan da bunu anlatmam lazım. Artık bizim de Hollywood filmlerine konu olan bir yerimiz var. Daha doğrusu setinin kurulduğu bir yerimiz var. James Bond'un Skyfall filmi biliyorsunuz ki Türkiye'de çekildi. İstanbul ve Adana'da çekilmişti. James Bond'un trenden düştüğü bir sahne var. O Varda Köprüsü'nün aslında kullanıldığı bir yer. O Varda Köprüsü'nden düştükten sonra bir nehre düşüyor. Sonra nehrin devamında ise bir şelaleden böyle ufak bir su birikintisinin içine düşüyor. İşte o sahnenin çekildiği yer de burası. O yüzden dizi içindeki sabun şelalesi Hollywood filmlerinin seti olmuş bir yer. Ve yani James Bond gibi filminin seti olmuş bir yer. O yüzden ayrıca bir önemi var. İşte şu gördüğünüz işte filmdeki sahnede yukarıdan işte manken, cansız manken şu şelaleden aşağı doğru bırakılıyordu. Filmi bir daha izlerseniz bir daha o gözle izleyin. Evet arkadaşlar, burada zipline keyfi de yapabiliyorsunuz. 5 TL'ye çok ucuz. Böyle güzel bir manzara eşliğinde zipline'e Karadeniz'den sonra yapmak güzel oldu. Woohoo! Çin'de dönüş yolu gidiş geliş 5 TL demiştim arkadaşlar. Bakın manzara gerçekten çok güzel. Bir gezimizi daha tamamladık değil mi Mira? Güzel miydi şelale? Güzel miydi şelale? Evet. Beğendin mi? Aha. Soğuk muydu? Hı-hı. Korkmaya gerek var mı? Hı-hı. Peki sen niye korktun? Korkmadım. Evet. Biz yüzdük, şelalenin altına girdik, zipline'ımızı yaptık ve yürüyüş rotasından dönüyoruz tekrar. Ama şunu söylemem lazım. Biz buraya dün de gelmiştik. Pazar günü gelmek gibi hata yaptık. İnanılmaz kirliydi. Gerçekten ben son zamanlarda bu kadar kirletilmiş bir yer görmemiştim. Ama bugün yine işte doğa kendini toparlamış bir günde. İnsanlarımız hiçbir şekilde acımıyorlar. Yani çocuk bezlerinden, izmaritlere, kömürlerden, baba, mangallara kadar her şeyi suyun içinde yapıyorlardı. Ya. Evet babacığım, çöp atmışlar maalesef. Yani gerçekten biraz doğaya saygınız olsun. Yani tek bunu söyleyeceğim bu. Yani öbür gün böyle gelecek bir yer bulamayacağınız zaman yaptıklarınızı hatırlayın. Yani böyle söyleyeceğim. Neyse, çok uzatmaya gerek yok. Umarım biraz daha bilinçleniriz. Osmaniye gerçekten güzel doğal mekanlara ev sahipliği yapıyor. İşte Düzici ve Kadirli bölgesi de bunlardan bir tanesi. Bizimle kalmaya devam edin. Yeni destinasyonlarda da görüşmek üzere. Görüşürüz. Görüşürüz.